Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugün tekrardan coins kasma taktiğiyle sizlerin karşısındayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda ufak bütçeli ama kazanç olarak diğer yöntemlerde hiç fark olmayan bir yöntem. Yani kazanç olarak gayet iyi bir kazanç ama herkesin yapabileceği bir yöntemle karşınızdayım. Yani 10k'nız varsa bile artık güzel bir şekilde kâr edebileceksiniz bu yöntemle. Öncelikle arkadaşlar kanaldaki yani geçen günlerdeki videolardaki aktifinizden dolayı çok teşekkür ederim. Gayet iyi beğeni sayısı ve izlenme geldi. Çok sağ olun, var olun arkadaşlar. Ben de birazcık hastayım zaten, sesimden de anlamışsınızdır. Ben de dedim bari şu videoyu çekeyim ki siz hemen yararlanabilin diye. Videoya başlamadan önce geçen coins kasma taktiği yani garay taktiği hakkında bana birçok soru geldi. Arkadaşlar ben garay taktiği videosunda dediğim gibi yüksek rating bir squad building challenge geldiği zaman garayların fiyatı artacak. Şu anda bizim beklediğimiz kadar yani şu an bile 4K'ya gidiyor zaten. 4-4.5 arası gidip geliyor. Yani şu an bile satsanız zaten zararda değilsiniz arkadaşlar. 1-1.5K kardasınız adam başı. Onların fiyat yani parasının değerleneceği zaman arkadaşlar 85 veya 86 rating squad building istediği zaman. Yani 85 rating squad building istediği zaman siz kadronuzda 7 tane 84 rating topçu koymanız gerekiyor. Bu zaman da 84 ratinglerin fiyatı artıyor. Ama şimdi Team of the Week garantili paketlerde sadece 2 tane 84 rating koysanız işinize yetiyor. Şimdi adam 2 tane 84 rating koyacakken gidip de illa sizin garayınızı almaz. Gider Zomer alır falan filan alır. Yani sonuçta 2 tane topçu koyması gerekiyor. Ama 85 ve üstü ratingleri için yani yaklaşık 6-7 tane 84 rating topçu kullanmanız gerekiyor squad building'de. Bu yüzden ben de hafta sonuna doğru çok iyi bir squad building challenge'ın çıkacağını düşünüyorum. Ve bu yüzden de beklemedeyim arkadaşlar. Haberiniz olsun, ben de bekletiyorum. 100 tane garay var bir hesapta, 50 tane birinde 150 tane garay var. Ya merak etmeyin, ben ondan zaten kendimi zarar etmeyeceğim gibi size de zarar ettirmem. Facebook grubunda takip etmeyi unutmayın ve panik yapmanıza da gerek yok. Şu anda bile satsanız kârdasınız zaten, bu bir. İkincisi bugünkü yöntem arkadaşlar çok basit bir yöntem. Geçen seneki gibi böyle oyuncularınızı hızlıca marketten buy now yapmanıza falan gerek yok. Daha basit yöntemlerle bu sene sizlerle birlikteyim ve tabii ki de tekrardan işimize yarayacak şey squad building challenge arkadaşlar. Ama bu sefer alıp beklemek yok. Bugün alacaksınız, yarın karını edeceksiniz. Şimdi arkadaşlar videomuza geçmeden önce eğer bu tarz videoları istiyorsanız, ya gerçekten size yardımcı oluyorsa, hani ben dedim diye değil, hani gerçekten bu videoları beğeniyorsanız, gerçekten bunların size yardımcı olduğunu, oyunun oynayışınızı daha iyi arttırdığını düşünüyorsanız, emeğe saygı olarak bir beğeni bırakırsanız, yeniyseniz de abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Cumartesi günü zaten Team of the Year paket açılımı yapacağız. Bunu zaten daha önceden söylemiştim. Şimdi arkadaşlar, Premier Lig biliyorsunuz ki oyundaki en çok fazla para ettiren, oyun başlarında mesela Premier Lig topçuları en pahalı topçulardır gibi gibi. Oyun boyunca Premier Lig'den, EA Sports Premier Lig'den her zaman arkadaşlar kendine bir pay çıkarır. Nasıl pay çıkar? İşte değişik değişik squad buildingler olsun, işte onlara özel kartlar olsun, işte Premier Lig'de sponsorluk olsun falan. Resmen EA ile Premier Lig arasında bir anlaşma var zaten, bunu biliyorsunuz. Premier Lig'deki maçlarda falan bile EA Sports'un reklamları var. Şimdi arkadaşlar bu sene squad building'de EA Sports biliyorsunuz ki Player of the Month, yani Premier Lig'deki ayın oyuncusunun squad building'ine her ay bu listeye koymakta. Mesela ilk oyunu aldığınız zaman Sterling gelmişti, sonra Son geldi, Hazard geldi, Costa geldi ve bu ay kim gelecek? İşte herkesin sorduğu soru bu. Ve bu ayın kazananı yarın açıklanacak arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Bu ay yani bütün forum siteleri artı mesela bu oylama kapanmadan önce mesela birinci olan kişi Zlatan İbrahimovic. Bu ay herkes Zlatan İbrahimovic'in çıkacağını söylüyor. Bunu ben söylemiyorum arkadaşlar. Bütün işte Twitter'da falan takip edebileceğiniz yani oyunla alakasız yani transfer tweetleri atan işte şu şuraya gitti falan, Di Marzio tarzı insanlar bile bu ay Zlatan İbrahimovic'in Player of the Month olarak seçileceğini düşünüyor. Ve bu tür şeyler yani bu tür squad building'ler çıktığı zaman bile Premier Lig'de ayın oyuncusu squad building'leri çıktığı zaman sizlerden tek bir şey istiyor. Daha doğrusu 4 tane takım kurmanızı istiyor ama biz bunlardan bir tanesini kullanıp kar edeceğiz. Arkadaşlar Sterling çıktığı zaman sizlerden bir tane full İngiltere yani full İngiliz ülke olarak full İngiliz kadro kurmanızı ve 100 kimya almasını istedi. Son çıktığı zaman, Hyunmin Son çıktığı zaman full Koreli takım ve 100 kimya yapmanızı istedi. Hazard çıktığı zaman full Belçikalı ve 100 kimya bir takım yapmanızı istedi. Diego Costa çıktığında Brezilyalı ve İspanyol istedi. Çünkü Diego Costa'nın annesi mi babası mı, biri İspanyol biri Brezilyalı arkadaşlar. Kökeni onun öyle bir tuhaf. Ama bu ay İbrahimovic'in çıkacağını ben %100 düşünüyorum. Ve İbrahimovic anadan, avrattan, dededen, oradan buradan falan arkadaşlar düz Sweden'lı babacım. Düz yani. Hani bunun anası babası farklı ülke yok. Düz Sweden'lı. Biz de o yüzden bununla ayarlanacağız arkadaşlar bugünkü videoda. Öncelikle size şunu söyleyeyim. Sizler de bu taktiği uygulamadan önce bir araştırın. Hani dediğim gibi sonuçta bu %100 bir şey değil.
Hani bu gerçekten %100 bir şey değil. Adam bunu bilsek şu an açıklardı yani adamlar da mantıken, ama hem oylamayı kapatmadan önce hem de bu ayki istatistiklere bakıldığı zaman %90'lık olarak bir sosyal medya kesimi İbrahimovic'in çıkacağını söylüyor. Ki İbrahimovic'le arkadaşlar biliyorsunuz ki United'da oynuyor. Yani İngiltere'nin en şey takımı. Her türlü reklam geliri olan falan filan. Yani Pogba pas bile atsa çok fazla değerli olduğu bir takımdan bahsediyorsunuz. Yani marka değeri yüksek bir takım. O yüzden ben İbrahimovic'in çıkacağını düşünüyorum. Yani gerçekten iyi de bir performans. 5 gol 3 asisti var. Şimdi arkadaşlar nasıl kâr edeceğinize geçiyoruz. Öncelikle sizlerden bu kadroyu kurarken ne istiyor? 1 yüksek rating istiyor. 2 de 100 kimya istiyor. Şimdi arkadaşlar yüksek rating olması için şöyle yapmanız. Size bir tane filtre göstereceğim. Bu filtre şu şekilde. Arkadaşlar buradan ne iş yani? Ülke yerine geliyorsunuz. Buradan Sweden'ı seçiyorsunuz arkadaşlar. Sweden'ı seçtik. Yani bu İsveç mi? İsveç oluyor ya. İsviçre değil, İsveç oluyor. İsveç arkadaşlar. Ondan sonra buradan quality'ye golden'ı altın yapıyorsunuz. Buradan maximum price arkadaşlar 350 yapıyorsunuz ve aratıyorsunuz. Bu şekilde arattığınız zaman karşınıza bir sürü futbolcu çıkıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Olson, Jimmy Durmaz Gaziantep'te oynadı hatırlayacağınız gibi. Elm çıkıyor. Bir sürü topçu çıkıyor arkadaşlar. Şimdi burada çıkan bütün topçular zaten hani şöyle de göstereyim daha doğrusu. İlk başta buradan göstereceğim. Yani Sweden'de arkadaşlar yani İsveç'te çok fazla yüksek ratingli futbolcu yok ve squad building'lerde yani oyun sizden arkadaşlar doğal olarak yüksek ratingli bir kadro kurmanızı istiyor. Sizler de bunları nasıl kuracaksınız? Şimdi size göstereceğim. Bunu şöyle düzeltelim. Arkadaşlar açtığınız zaman İbrahimovic var. Zaten İbrahimovic'i alamayacaksınız. Forsberg'in informu var. Bununla geç. Bundan sonra bu dayın bu dayı da inform. Bundan sonra arkadaşlar direkt buradan başlıyor. Olson var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu dayı var. Santrafor Guidetti var. Jimmy Durmaz var. Ratingi yüksek olacak arkadaşlar. Larsson var. İşte Karlsson falan değişik değişik isimler var. Sonra Silver'a gidiyor. Ve bu kadroda görmüş olduğunuz isimler var. Şimdi biz bundan kar edebilmemiz için arkadaşlar yüksek rating adam almamız lazım. Ve benim şu an bir numaram arkadaşlar bu Berk. Bu Berk 450 coin'e 400 coin'e falan gidiyor arkadaşlar. Ve en yüksek ratingli futbolcu şu an bu İbra'dan sonra. O yüzden kesinlikle Berk'i alıyorsunuz arkadaşlar. Onun yanına Elm'i zorluyoruz arkadaşlar. Elm'le bu ikisinden %100 kar edersiniz İbrahimovic çıkarsa. Ve arkadaşlar bu da rare topçu arkadaşlar. Bu rare. Bundan da almamız gerekiyor. Ben bu 3 tane topçuyu gözüme kestirdim ama ben tabii ki hepsinden karmaşık olarak aldım 350'den. Çünkü İbra çıktığı zaman hiçbirinden zarar etme imkanınız yok arkadaşlar. Ve sol bek olarak da Vent var ve Olson var. İstediğinizi alabilirsiniz. Ben şimdi en basitinden göstereceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben mesela burada transfer listeme geliyorum. Transfer listemde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir sürü adam aldım. Birkaç tane silver falan da aldım. Hepsini denemek için yani bir sonraki yöntemlerde tekrardan kullanabilmek için. Mesela Forsberg almışım arkadaşlar 350 coin. Zaten bunu quick sell etsem 304 coin ise quick sell edebiliyorsun. Yani 40 coin zararın olacak. Hani 40 coin zararın olacak. Bu taktiği yapmak yani risk almak için sadece 40 coin zararın olacak. Adam başı 100 tane adam alsan 4K yapar. Para bile değil. O yüzden arkadaşlar hepiniz bu yöntemi yapın. Elmi almışım 350 coin. QX'li arkadaşlar 312 coins. Bu da 30 coins falan zarar ediyorsunuz. Yani dediğim gibi bu yöntemle zarar etme şansınız çok 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 az arkadaşlar. Buradan sonra bir de şuraya göstereyim size. Transfer hedeflerini göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yüklenirse EA Sports tüm canım kardeşim benim. Hadi EA başarabilirsin. Alt tarafı bir yere yükleyeceksin EA'cim. Evet oraya yüklememekle ısrar etti. Şimdi yükledi ama. Hadi oğlum. Evet şimdi yükledi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 350. Mesela Berk bir rating yüksek olduğu için 450. 400, 450 falan filan. Bu Oyston'u 450'den alma sebebim de Premier Lig'de oynaması arkadaşlar. Başka bir sebebi yok. Bu dayılar Quicksell fiyatından 650. Mesela şunu gösterelim arkadaşlar. Bunu 650'ye almışım. Quicksell ederken 632 yani 20 coin falan zarar var. Eğer İbrahimovic çıkmazsa ve İbrahimovic çıkma olasılığı arkadaşlar %90 dediğim gibi. Şimdi bu topçuları nasıl alacağım? Arkadaşlar öncelikle bu sene hemen al... Yöntemini unutun abi. Hemen al yöntemi bu sene çalışmıyor. Hiç elinizi ayağınızı yormanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken birazcık sabırlı olmak ve oyunculara bit koymak. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi herkes 350'lere basmış. Mesela burada 300 basılı olanlara bir 350 basın. 400 bile bassanız fark etmiyor. Sadece kardan 50 coin düşün ama ben size hani maksimum karı nasıl edersiniz onu göstereceğim. Normalde ben yaparken arkadaşlar hiç bakmıyorum. Mesela 350 mi 400'ü basıyorum anladınız mı? Hani böyle ilerliyorum. Bunu daha hızlı yapmanın bir yöntemi var. Mesela dayının adı neydi arkadaşlar? Vern. Şöyle bakalım. Vernmore değil mi arkadaşlar? Buradan hemen şuradan maksimum price'ı 650 yapın ve aratın. Arattığınız zaman arkadaşlar göz 700'e falan gidiyor. Mesela ben bunların hepsini alırım arkadaşlar. Çünkü ben hani kar edeceğimi bildiğim için zarardan da arkadaşlar kaç şey oluyorum. Yani hani düşünüyorum ben sonuçta bu adamdan 100 coin zarar etsem bana
Çok etkisi yok arkadaşlar. Çünkü ben hani gerçekten İbrahim için çıkacağını düşünüyorum. Bu şekilde bütün oyuncular arkadaşlar bid veriyorum. Hani bu Rare oyuncu arkadaşlar kesinlikle satacak bir oyuncu. Çünkü yüksek rating isteyecek dediğim gibi. O yüzden bundan almanız gerekiyor. Yani böyle silverlardan, bronzlardan falan almayın arkadaşlar. Çünkü Scout Building'in amacı size para harcayıp yüksek rating gibi takım kurmak. Mesela ben buradan bayağı bid verdim arkadaşlar. Ondan sonra mesela yüksek rating kim vardı diyelim? Berg vardı arkadaşlar, değil mi? Berg. Berg geldikten sonra buradaki filtreyi arkadaşlar 450'ye çekiyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi 400 var mesela. Ben bunları 450 basarım arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bunları hani diğer videoda söyledim yani arkadaşlar, para vermeden kazanç diye bir şey yok yani. Hani birazcık risk alacaksın. Sonuçta ya yani EA Sports kimseye bedava coins vermez arkadaşlar. Ve hani bu oyunu oynayan gerçekten çoğu kişi çok bilgisiz arkadaşlar. Maalesef ki çok bilgisiz. Neden böyle bilmiyorum ama gerçekten çok şey verememin sebebi. He, bu arada bunu görmesi iyi oldu. Mesela buranın sınırı arkadaşlar 50 tane. Bunu da öğrenmiş olduk. Yani toplamda 150 tane adam alabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi mesela ben burada arkadaşlar çoğunu almışım. Görmüş olduğunuz gibi mesela bunları almışım. Kaçırdıklarımız var mı? Onlara da bakalım. Bunları da almışım mesela. Bu sayfada okey. Buraya geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hepsini arkadaşlar QXL parasından almışım. Yani hani satsam bile bir zarar etmeyeceğim. Ama İbrahimovic için challenge çıktığı zaman çok fazla kar edeceğim. Çünkü İbrahimovic arkadaşlar inanılmaz marka değeri yüksek bir futbolcu. Dikkat çekici bir futbolcu. Herkesin sahip olmak isteyeceği bir futbolcu. Ve bu oyunda arkadaşlar zenginin fakirden daha çok olduğunu düşünürsek. Dolayısıyla herkes İbrahimovic'i yapacak. Bunu da bu şekilde söyleyeyim size. Yani dediğim gibi arkadaşlar yüksek rating Sweden topçuları kulübünüze topluyorsunuz. Tek yapacağınız şey bu. Ayın oyuncusu da arkadaşlar yarın açıklanacak. O yüzden çok fazla geçte kalmış değilsiniz. Yarın açıklanacak. Şu anda bu videoyu izler izlemez giderseniz arkadaşlar yaparsanız en fazla kâr edersiniz. Size tavsiyem arkadaşlar Berk, yani bu dayı Forsberg. Bu dayının adı Berk. Bir tane daha adam var biliyorsun Lespik'te oynayan Forsberg. Onun dışında bir tane daha göstereceğim. Mesela bakın diğeri de şu. Diğeri de bu arkadaşlar. Forsberg biliyorsunuz bu senenin flash isimlerinden bir tanesi. Buradan 350 fitreye getirdin arkadaşlar. 400 coins verebilirsiniz bu adama. Çok fazla bir meblağ değil açıkçası. Ama bizim tekrardan limitimiz oldu herhalde. Aynen. Buna 4 yani 350 400 bunları alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın Berg'i önerdim. Force Berg'i önerdim. Diğer dayımızın adı neydi arkadaşlar? Şöyle hemen yazalım. Bu dayı arkadaşlar. Üçüncüsü bu dayı. Bunun dışında mesela size birkaç tane daha örnek göstereyim ki zarar etmeyin diye. Arkadaşlar her zaman topçulara bakarken şunu unutmayın. Mesela bakın arkadaşlar burada böyle bir defans oyuncusu var. Görmüş olduğunuz gibi Granqvist diye bir dayı. Krasnodar'da oynuyor. Rusya'da oynuyor. Bunun şu anki fiyatı bile arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 1K'ya falan gidiyor. Bunun böyle gitmesinin sebebi de Rusya Ligi'nin Scout Building. Yani Smolov'un Scout Building'i olması. O yüzden bu dayın hiçbir özelliği yok. Ama büyük ihtimalle de bunu almanızı isteyecek ama siz bunu sakın almayın yani. Bu adamdan uzak durun arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ben buradan almanızı önerdim. Dediğim gibi bu dayı arkadaşlar. Bu dayı. Tamam mı? Forsberg arkadaşlar. Bu dayı. Elmi kesinlikle alın arkadaşlar. En yüksek rating topçulardan bir tanesi. Şu Oscar Wendt arkadaşlar 650'ye falan alabiliyorsanız alın ama almanız birazcık zor. Ondan sonra bu Lindelöf arkadaşlar. Benfica'da oynuyor. Johnson bu da defans oyuncusu arkadaşlar. Benim burada size önereceğim 4 tane var. Bu Westerblom, Elm, Forsberg, Forsberg sol kanadındaki Forsberg ve Berg arkadaşlar. Tabii ki bunlardan falan da alsanız yani bu ekrandan falan da alsanız zarar etmiyorsunuz. Şu defansa da arkadaşlar bu Lindelöf'ü sakın almayı unutmuyorsunuz. Yani Lindelöf, Westerblom, Elm, Forsberg, Berg. Bu topçuları arkadaşlar kesinlikle alın. Bu 5'i kesinlikle alabilirsiniz. Hiçbir şekilde zarar etmezseniz İbra çıkarsa. Yani İbra çıkmasa bile dediğim gibi QXL parasını alacağınız için hiçbir sıkıntı olmayacak. Ayın oyuncusu da arkadaşlar yarın açıklanıyor. Yani dediğim gibi çok fazla beklemeden coin kasacaksınız. Dilerseniz zaten videoyu ben adam gibi açıklamak için şu Elm'i mesela deneyelim. Buradan gold yapıyorsunuz arkadaşlar. Maximum price'ı 350 yapın. Aratın. 350 yaptığınız zaman görüyorsunuz ki arkadaşlar şu anda piyasası hala çok düşük. Ama tabii bizim yerimiz olmadığı için alamıyoruz. Mesela bunlar arkadaşlar hepsi 350 koymuş. Verin 400'e alın. Hani şuna 350 verip 6 dakika bekleyebilirsiniz. Tabii size kalmış. Bunların hepsini alırsınız bu arada 350 verdiğiniz zaman. Hani dediğim gibi bu oyunu gerçekten oynayan kişi arkadaşlar çok bilgisiz. Gerçekten çok bilgisiz. Hani bu tür şeylere farkındalık yaratmak güzel bir şey. Sonuçta sizler de hani sonuçta bu gavur oyunu arkadaşlar. Hani buna gavur oyunun dışında hani yanlış kurdum cümle. Yani bir oyuna para vermek çok doğru bir şey değil. Ama maalesef mesela bu oyuna da para vermeden oynanmıyor arkadaşlar. Hani burası da ayrı bir şey. CSGO oynarsın, bıçak almazsın ama oyununa etki etmez diyelim. Ama bununla takım kurmazsan rahat oynayamıyorsun. İçine sinmiyor yani. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi bu yöntemi yaparak istediğiniz şekilde kar edebilirsiniz. Bu da ucuz yöntemli bir coins kasma taktiği. Mesela bu
challenge çıkarsa bu Bergin falan ben minimum 2-2.5K'ya gideceğini düşünüyorum. Çünkü hani Hyukmin Son'un challenge'ını hatırlıyorum ben, Silver dayılar falan 4K'ya gidiyordu yani Koreli. Ki Sweden'in topçuları da çok az oyunda. O yüzden bu topçulardan kar edebilirsiniz. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi yarın açıklanacak arkadaşlar, İbrahim çıkacak mı çıkmayacak mı diye. Herhangi bir sorunuz varsa bana Facebook grubundan arkadaşlar ulaşmayı unutmuyorsunuz. Facebook grubunda her mesajlara cevap veriyorum. Oraya gelin, orada da çok güzel bir aile ortamı var. Ve dediğim gibi daha fazla adam alabilmek için şu transfer listesinde katalogdan birbirinize atabilirsiniz arkadaşlarınıza falan. Bulamıyorsanız da Facebook grubuna gelin, yardımcı oluruz. Kendinize çok iyi bakın, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Çok güzel bir gün diliyorum size. Cuma günü video gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama cumartesi günü Team of the Year paket açılım var. Kendinize çok iyi bakın, benim gibi hasta olmayın. Çok öptüm sizi hadi beyler, görüşürüz, hoşçakalın.